kadar gerginsin? Valla gerginim ya. Gerildim şu tuşa bastığım andan itibaren. Kıyamam sana ya. Merhabalar, bugün erkek arkadaşımız zorla kameranın karşısına oturttum. Size daha önce Instagram'da bize neler sormak istersiniz ya da Burak Can'a özellikle neler sormak istersiniz diye bir soru sormuştum. Siz de maşallah bir sürü şey sormuşsun. Burak Can Uygur'un ilk YouTube video tecrübesi olacak sanırım, böyle masa başında. Vloglarda falan şovdasın, araba kullanıyorsun, o sırada başka bir şeyle ilgileniyorsun. Ama şimdi asıl mesele bu. Sorulara geçiyorum o zaman. Eğer hazırsak. Soru 1. Hiç kategorize falan etmedim. Burada sırayla ne varsa soracağım. Birbirinizin en sevmediğiniz özellikleri neler? Peki sence ne diyeceğim? Bence mi? Trikli bir soru. Ben sana söyleyeyim. Aceleci olmamdan bahsedeceksin. Sabırsız olmamdan bahsedeceksin. Yeterli. Bu kadar. Aynen. Bu ikisini soracaktım. Gerçekten. Vallahi bu ikisini soracaktım. Bu şey gibi oldu, birbirimizi ne kadar tanıyoruz testi gibi oldu. Ama evet, bunlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Ben de seninle ilgili cevap vermedim. Ama şöyle bir şey var, yani kendim için değil. Yani senin kendine zarar verdiğini düşündüğüm için bu özelliklerinden rahatsızım. Yani beni etkilenmiş şey. Beycan diyeceğim bu arada. Sürekli Burakcan diyorum insanlar. Lütfen, şey olur yaptı diye. Çünkü Beycan diyorum ben normalde de bütün arkadaşları. Yalnızca iş arkadaşları Beycan diyor ona. Benim en sevmediğim özelliği çok fazla risksiz yaşamaya çalışıyorsun. Evet. Sabit fikirli olman da bazen gelemiyorum yani. Ya video olmasaydı ben bunları bilmeyecektim büyük ihtimalle. Nasıl yani? Kavga çıkıyormuş. İkinci soruya geçiyorum. Soru geliyor. Nasıl tanıştınız? Eyvah. Eyvah gerçekten. Bu sen hangi, yıllar alıyorum? Yıllar önceydi. Ha, yılbaşından alıyorum. Evet. Seks yıllarının son dönemi. 2010 yılbaşı. 2000. Melda adlı canım arkadaşım. Melda benim Amsterdam'ın yanına gittiğim arkadaşım parantez evet. içinde. Melda'nın 2010 yılbaşı partisinde buraya da o yılbaşı gecesinde benim alelade çektiğim arada senin gözüktüğün fotoğraflardan birkaç kare koyacağım. Çünkü ikimiz de şu anki hallerimize asla benzemiyoruz. Ya biz o yılbaşı partisine tanışmışız ancak niye mişli geçmiş zamanla konuşuyorum? Çünkü ben o gece yok oldum. Gerçek anlamda hayatımda ilk ve son kez alkolden dolayı blackout oldum ve o yılbaşına giremedim. Ama öncesinde Burak Can'la merhabalaşmışız evin içinde. Ondan sonra yılları kovaladı. Böyle birkaç sene sonra falan herhalde. Burak Can'la biz tekrar bir araya geldik çünkü çok fazla da ortak arkadaşımız var. Ben böyle elimi uzattım, elim merhaba ben Zeynep diye. Burak Can da aşırı uyuz bir şekilde, yani benim için çok uyuz bir şekilde. Ben seni tanıyorum zaten ama sen hatırlamazsın. Böyle bir şey söyledi ve nasıl yan dedim, işte yılbaşı falan dedi. Yani ben bir hafta tostla beslendim o yılbaşından sonra, şaka yapmıyorum. Su bile içemedim. Mide... Kamu spotu mu bu? Hani dikkatli için, düzgün için, ağzınızla için. Yani dikkatli için abi, boğma tekila da içmezsin, anladın mı? Yani bak, boğma tekila, Jager, bira ve bunların hepsini aç karnı içtim böyle. Yersiz bir içki içme şekliydi yani. Ve ondan sonra 2019 Temmuz Ağustos gibi biz artık birbirimizi ismen ve cismen biliyorken, Merve ile Pınar Burakcan'dayken beni de arıyorlar, sen de gelsene falan diyorlar. İyi diyorum, ben de gidiyorum oturuyorum. Oturduk, sohbet muhabbet ettik. İki ilişkin insan olarak ilk defa bir araya geldiğimiz bir günde böyle aşırı sohbet ettik falan. Çok iyi anlaştık. Ve sonrasında arkadaş olduk aslında. Yani biz öyle direkt sevgili olmadık. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz saçmalık. Hangi biri? Gece normal... çıkıp bir tur atıp arabayla dönmek saçma. Evet. Ama sevdiğimiz bir aktivite. Evet, gece arabanın park yerini değiştirmek bahanesiyle arabaya binip saçma sapan dolanıp hiçbir yerde oturmayıp geri dönüyoruz mesela. Bu biraz saçma olabilir. Bence bu, evet, benim aklıma gelmişti. Birbirinizi ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Ben de hatırlamadığım için düşünmedim. Ben şey demiştim ilk 2010'da, Apınar'ın ikizi mi var? Çünkü yine... Bunu demiştim. Ben ne dediğimi hatırlamıyorum. Seni bile hatırlamıyorum o günden, o yüzden. Sarı saç facianla yorumu ne oldu? Bu Burak Can'ın en sevdiği konu. Bence çok çirkindi ya saçın. Yani hiç beğenmiyorum. Gri aynı açık zamanda. Açık konuşayım. Hiç beğenmiyorum. Çocuk travmatize olmuş. Hala yıl içinde 4-5 kere diyor ki, bak lütfen bir daha saçını gri ya, yapma. Ya mis gibi saçı var. Allah aşkına böyle bir saç. Tamam var da yani. Sürekli gördüğümüz alışmalarımız saçtı. Ben de doğallıktan yanayım o yüzden. Birbirinizin tam tersi tepkiler verdiğiniz durumlar var mı? Varsa neler? Ne? Yok. Karın germe iz geçirmeye yarayan en iyi iki ürün lütfen. Bunun seninle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Sarı kantaron yağı. Enişte pilava ketçap sıkıyor mu? Arada sıkıyorum. Pilav çirkinse sıkarım. En çok tartıştığınız şey, durum veya olay. Spesifik bir konu. Sık tartışmıyoruz zaten bir kere. Evet.
her şeyden önce. Ha, şey konusu var. Benim araba kullanırken ki sinir halim. Evet. Evet. Onu sık yani her arabaya bindiğimizde mutlaka tartışıyoruz. Yapacak bir şey var. Yapacak eğitim. Çok fazla şey var. Eğitim şart. Bunlar eğitilmezdir. Saçını bir daha ne zaman yakacaksın? Beklemedeyiz. Hiç. Enişteye sorum. Zeynep senin için ne anlam ifade ediyor? Biraz bahsetsene. Neden ben? Huzur veriyorsun bana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür mutluluk. Ederim. Hayatı paylaşabileceğime inandığım bir insan. Çeviriyor muyuz YouTube'da? Evet. Hala mı? Birlikte sanayiye gidip sanayi tostu yediniz mi? Sanayiye gittik beraber. Sanayiye gittik ama tost yemedik. Kilolu günlerinde tanışmış olsaydınız aranız nasıl olurdu? Olmaz. O dönem olmazdı yani. Ve o dönem başka bir adamdı. Seni bu şekilde yine tanıma fırsatı bulsaydım bir şey fark etmezdi. Bu arada benim için etmezdi ama bu yaşta etmezdi. Bu yaşta etmezdi. Bundan önceki kafamda kilolu, abi sen çünkü bundan 20 kilo daha fazla olsan ve ben zayıf olsaydım örnek veriyorum. Ben de okey olmazdım ama şu an sen 30 kilo daha alsan benim için bir şey değişmez. İyi, Domino's söylüyorum. Domino's bu arada yani. Niye Domino's? Hiç alakası yok. Reklam mı aldık? Bu soru Marla'ya geliyor. Annen mi, baban mı? Babası. Babası. Net yani. Net babası. Çünkü babası kurtardı barınaktan yani. Ben sonradan anası oldum. O yüzden tabii ki babası. Şu an uyuyor. Soruyu cevaplamak istemedi. Absürt eşyalarından hangisi favorisi? Şey favori, mi? Evet, sarkastik bir soru sevmediğim mi? Bence favori. En sevmediğim şey tuvalet fırçası. Bu evdeki. Donald Trump. Çirkin çünkü yani hijyenik durmuyor. Avokado tuzcu olabilir. Şu zımbırtı da olabilir. Ne o hayatım? Masa üstünü sildiğin yuvarlak. Ha, masa üstü süpürgesi. Hı, o. Evet, o güzel bir güzel icat bir bu arada. Item. Çocuk doğurmak mı, evlat edinmek mi? Yani Türkiye'de ikisi de değil. Evet. Bence. Aynı şeyi düşünüyorum. Ya bilmiyorum ya. Ya açıkçası yani, evlat edinmek harika bir şey kesinlikle ama Angelina Jolie olursam bunu yapabilirmişim gibi geliyor. Yani önce kendi çocuğumu doğurmak isterim ama belki sonrasında çocuk evlat edinmeye okey olabilirim. Ya şöyle, kendi çocuğumu merak ediyorum. Evet, ben de. Olsun. Odada biri osurdu, bu hanginiz olurdu? Marla. Gerçekten bu arada. Odada biri osurduysa %98 oranında Marla oluyor yani. Marla'nın osuruğu gerçekten hiç tecrübe etmenizi istemem hayatta. Böyle bir ben koku, isterim ya, değişik. Korkunç bir osuruğu var. O yüzden... Gerçekten 40 dakika burada mı oturuyoruz? Evet. Wow. Hiç ayrılırım ben bundan dedin mi? Ben ne demedim? Manitan Alman mı? Hayır. Türk. %100 Türk. Maalesef %100 Türk. Böyle %50 Alman olsaydın iyiydi be. Her şeye, herkese rağmen sevebildiğini ve sevilebildiğini hissetmek nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. İyi tespit. Tarifsiz bir duygu. Buran saçlarını gri yapma videosu gelir mi? Abi çok iyi olmaz mı? Senin saçların o kadar çabuk açılır ki, sarışınsın çünkü. Delirdim şu an. Evet. Ama beni tanıdıkları için böyle sorular sorabilirler. Evet. Biraz tanısanız. Biraz tanısanız. Yani çok az. Böyle bir şey asla olmayacağını bilirsiniz yani. Ama en fazla sprey yani boyayla falan. Şey olmaz lazım, böyle bir ameliyat geçireceğim, ağır bir ameliyat. Böyle bir gün yoğun bakıma falan lazım. Orada sen yoğun bakıma gireceksin, o anca ya. Ayaklar yerden kesilmeli tutkulu bir aşk mı, yoksa güven ve sevgi dolu monoton bir aşk mı? Burada bunu soran insan zaten kendisi boklamış ikinci opsiyonu ama Burakcan evet, burada kesinlikle ikincisini seçecek. Ya ikinci ama monoton değil yani. Evet, monoton değil yani bizim ilişkimiz. Monoton, güven ve sevgi ne? Güven ve? Sevgi dolu. Ha, güven ve sevgi dolu olunca monoton mu oluyormuş? Bence saçma. Yani şeyden bahsediyor bence, ayaklar yerden kesilme tutkulu bir aşk, böyle mecazen vurdulu kırdılı bir aşktan evet, bahsediyor, evet, anladın mı? 5 ay sonra saygısızlıkların başladığı bir ilişkiden evet, bahsediyoruz. Evet, öyle bir şey hayır tabii ki yani. O yüzden monoton diyorsan buna okey, monoton olanı tercih edebiliriz ikimiz de. Birbirinizi şaşırdığınız en garip alışkanlık neydi? Burakcan'ın sifonu 2 kere çekmesi. Kesinlikle bu. Sen cevap verdin, ben çok hızlı cevap verdim. Abi cidden çok hızlı cevap verdim, oha ya. Her yere bilgisayar götürmesi olabilir. Yani saçma sapan, her yere. Her yere. Ha bir de bir dakika. Bunu sorayım. Yemeği tatmaması. Yaptım yemeği. Yaptı yemeği tatmam. Anneannem gibi. Değişik bir benzerlik, saçma sapan. Anneannem mesela geliyor. Yavrum çok güzel mercimek çorbası yaptım diyor. İşte diyorum ki yani tattım ben, nasıl öyle tuzumuz bilmem ne, tatmadım diyor. Ama çok güzel. Ama çok güzel. Ben de öyleyim. Zeynep de öyle. Bir anda böyle bir kaşık geliyor böyle. Şöyle geliyor böyle. Sıcak mıcak bam bam ağzımın içine sokuyorsun. Birbirinize aldığınız en son hediye neydi? Ben sana Amsterdam'dan bir şeyler aldım. Çanta falan aldım, onu söyleyebilirim. Bunları aldım ama yani Şubat. Sevgililer günü. En son ne aldın bana hediye? Onu aldım ya bu. Çüş, sadece bana bunu mu aldın sen?
Ha? Tahsin? Tahsin hayatım, doğum günümde hamsi aldın. Yanur Omega 5. Bana bayağı hediye almamışsın o zaman. Ben de hediye kültürü hiç yok ya. Böyle bir problemim var. Bende de çok var. Ben mesela bayılırım. Hediye vereyim, sürpriz yapayım. Delisiyim yani. Hadi neyse. hiçbirimizden sıkıldığınız oluyor mu? Evet. Tabii ki oluyor ya. Nasıl olmasın ki? Nasıl? Senin olmuyor mu? Birbirimizden sıkıldığımız. Hı. Hayır. Şakaydı. Şakaya bak hele. Her gün beraber olduğumuz için bu soruya evet sıkılıyorum. Yani zaten bir kere başlı başına bir yalan durdu. Özel alanını tanıdığın zaman, özel alanını ona verdiğin zaman pek bir sorun çıkmıyor sıkılmayla alakalı yani. Evet. Atıl sormuş bunu. Zeynep'in saçları ağzına girmiyor mu? Oluyor musun? Hani oluyorum bazen. Yatarken oluyorum. Evet. Ama böyle saç... Şöyle yapıyorum. Yapıştırıyorum yastığın altına. Saçlarımı son çok sevdiği ya. İçin çok takmıyor ama. Bayağı seviyorum onun saçlarını. Acayip seviyorum. Birlikte bir guilty pleasure'ınız var mı? Ya evet, guilty pleasure denir mi bilmiyorum ama Burakcan'ın favorisi olan 80'lerdeki bazı şarkıları böyle aşırı tiz bir ses tonuyla söylemesi ve benim de ona eşlik etmem dans ederek falan gibi bir şey olabilir. Spotify'da Beycan'ın dinle dolduğu şarkılar isimli kısa ama öz playlistte de Beycan'ın favori parçalarını bulabilirsiniz. Mesela Kış Güneşi. Duş parçası. Hangi noktada evet benimle olmalısın sen dediniz. 2021 girişimizde bir şey oldu. Böyle kıskandım. Dedim ki evet, ondan sonra zaten bir şeyler başladı aramızda. Aslında bu yılın başı yani. Bu evet. Benim için en kötü ve en iyi şeylerle dolu bir yıl oldu ya. Çok boktan bir yıldı. Aynı zamanda da çok güzel şeyler oldu seninle beraber olmam gibi. İlginç. İnsanın başına ne zaman neyin geleceğini bilmiyorsunuz işte. YouTube videomda evlilik takıntım yok demiştiniz. Şimdiki erkek arkadaşı teklif etse evlenir misin? Evlenirim. Evlilik takıntım ama hala yok. Yani ben Beycan'la 10 sene yaşasam, evlenmesem benim için sorun olmaz. Onun için sorun olacağını biliyorum. Zeynep Çetin bir yemek olsa ne olurdu? Aşure. Harman çorman bir şey. Aşure mi? Aşure bir tatlıdır ama yemek olarak. Yemek olarak mı? Gerçi aşure yemek abi, tatlı tatlı değil lan. İçinde aa, bin tane şey var. Sen öğün yani. Hakikaten öğün, doyarsın. Ben istemem bu arada da. Ben de. İlişkiniz arkadaşlıktan sevgililiğe nasıl döndü? Bir gün bana sarılarak ben sana aşığım galiba dedi. Doğum gününde. Hmm. 6 Ocak tarihinde. Evet, evet. Arkadaşlarım falan vardı. Evet. Böyle küt diye böyle bir şey yaptı, ben şok oldum. Ondan sonra da bunun üzerine konuştuk. Ya başta çok şey yapmayalım ya, öyle biraz öyle takılalım falan gibi böyle abuk sabuk bir... Takılalım demedik mi? Takılalım zaman. Derken yani akışını bırakalım. Ha. Böyle hemen ilişkiye başlamak zorunda değil. Ben nasıl gerildim çünkü o yüzden olur. Evet, böyle olay birazcık şey oldu ya, rahat gitsin deyip sonra şöyle bir ilişkimiz oldu. 10 yıldan sonra sevgili olmanızın seninkiyle verip değişmenin alakası var mı sizce? Hayır yok. Hayır yok, hiç alakası yok. Tamamen zaman ve mekan. Marley tesadüfen mi sahiplendiniz yoksa önceden de istiyor mu diyorsunuz? Marley'i Beycan sahiplendi. O yüzden beraber sahiplendiğimiz bir durum yok ortada. Ancak evet, kendisi istiyordu. Askerden döndükten sonra bir hayvan sahiplenmek istemiş ve Marley'i sahiplenmiş. İlki de sahiplenmiş. Dünyadaki en tatlı canlı çünkü. Burada yatıyor, donmuş. Şuradan gözükür mü şunu kaldırsam? Aa bakın. Şampuanı elinize mi saçınıza mı döküyorsunuz? Elime. Ben ne kadar sıktığımı görmem lazım. Ben kafama sıkıyorum, elime döküyorum, hiç umurumda değil. En çok nereni beğeniyor? Saç. Evet. Şampuan sorusu yine gelmiş. Elinize mi döküyorsunuz, kafanıza mı? Allah Allah, bu bir kriter mi ya? Çok ilginç. Bunu cevapladığımız için geçiyorum. Yatağın sol tarafı kimin? Ben, sen yatıyorsun genelde. Ben tek başına yattığı zaman tam ortada yatıyorum. İnanılmaz bir sistemi var abi. Bir tane yastık kafasının arkasına tabii ki. Bir tane yastık yanına. Oraya böyle bacağını atıyor. O ara yastığa, dikey duran yastığa. Ve üstünü böyle kendine sarıyor bebek gibi. İnanılmaz uyuyor, çok iyi uyur. Yani gerçekten çok kaliteli uyuyan bir adam yani. Böyle kendine o yeri yapıyor ve tam ortada yatıyor tek başınayken. Sol tarafta da yani genelde ya bu arada şeyim yok yani. İlla böyle uyumam lazım dediğim bir pozisyon yok yani. Ben hep her şekilde uyuyabiliyorum. Evet, sırt üstü uyuyorsun. En yani boktan yerde bile uyurum yani. Bizim burada da genelde solda ben yatıyorum, sağda sen yatıyorsun. Evet. Nesine düştün, bir de en beğendiğin yeri neresi diye bir soru gelmiş. Ben de senin nerelerini beğendiğimi söyleyeyim. Söyle. Gözlerin, dişlerini beğeniyorum. Saç rengin. Yani hep sarışın ve renkli gözlü bir sevgilim olsun istemişim. Çünkü ya, ergenken... Corey Taylor'a aşık. Neyine düştüğümü soracak olursan zekana düştüm kesinlikle. Benden farklı olması düşünce yapının ve bana bir şey katıyor olabilmen her şeyde neredeyse.
Bunlar böyle çok etkiledi seninle ilgili. Benzemediğimiz ve benzediğimiz çok fazla şey var enteresan bir şekilde. Ben daha önce tecrübe etmemiştim böyle bir şey. Evet hakikaten. Ama gerçekten böyle. Yani düşünce yapımız hiç benzemiyor ama birbirini tamamlayıcı bir tarafı da var bence. Sorular bitti. Ne diyorsun? Vallahi bitti. Vallahi akıyordum. Akıyor muydum? Yoruldum dedim be. Ben nasıldım? Gayet iyiydin. Vallahi. Bence beklediğimden daha rahattın. Teşekkür demek ederim. Demek ki 6 yaşındayken denemediğim çocuktan haberi bir şeye katmış. Alakası. Eğer isterseniz ne bileyim şöyle bir video çeksenize falan derseniz de aşağıya yazarsanız çok iyi olur. Biz de açıkçası ne çeksek diye düşünüyoruz. Önerileriniz olursa aşağıya bekliyoruz. Buraya kadar izleyen ve bu videodan keyif alan herkese teşekkür ediyoruz. Bye bye. İyi, tatlı.